Bu görüntüler çoktan tarihe geçti. ABD bir daha geri dönmemek üzere bir kaos ortamında Kabil'den ayrılıyor. Afganistan'ı işgal edenlerin tası tarağı toplayıp orayı terk etmesi aslında pek de yeni bir durum değil. Bu görüntüler 1989'dan. Sovyet savaş uçağı 10 yıllık hakimiyet çabasının ardından ülkeden çıkıyor. Ve biraz daha geriye, 100 yıl öncesine bakalım. Burada da Afganistan'ı 3 kez işgal eden ama fethetmeyi bir türlü başaramayan İngilizler tasvir edilmiş. Peki dünyanın en önde gelen ordularına sahip işgalci kuvvetler neden her seferinde başarısız oldu? İmparatorluklar Mezarlığı adı verilen Afganistan'ı fethetmek neden bu kadar zor? Bunu anlamak için önce ülkenin coğrafi yapısını inceleyelim. 100 yıl önce emperyalist güçler tarafından çizilmiş Afganistan'ın sınırları, bölgenin insanlarına pek de bir şey ifade etmiyor olabilir. Nasıl mı? Örneğin Afganistan'ın nüfusunun neredeyse yarısı Peştulardan oluşuyor. Aynı zamanda Pakistan'ın kuzeyindeki nüfusu da Peştular oluşturuyor. Aslında 1893'te İngilizlerin masa başında çizdiği bu sınırı şimdiye kadar hiçbir Afganistan yönetimi tanımadı. Coğrafi yapısından dolayı kontrolü çok zor ve Peştuların rastgele sınır geçişleri çok yaygın. Bu noktada Taliban'ın ve yönetiminin çoğunlukla Peştulardan oluştuğunu da not düşelim. Peştu savaşçılar Afganistan'da savaştıktan sonra rahatlıkla geri kaçıp Pakistan'a sığınabiliyor. Bir sonraki operasyona kadar dinlenip güç toplayabiliyorlar. Savaşçılar, silahlar, uyuşturucu, para ve işgalci kuvvetlere karşı ihtiyaç duyulabilecek herhangi bir şey bu sınırdan rahatlıkla kaçırılabilir. Zaten Pakistan'da Peştuların dış kuvvetlerden ziyade Afganistan veya Taliban tarafını tutuyor olması elbette bu işi çok daha kolaylaştırıyor. 1980'lerde Sovyetlere karşı ABD, Suud ve Pakistan desteğiyle yapılanan mücahitler de işte tam bu sınırdaki medreselerde eğitim görüp palazlanmıştı. Şimdi birkaç adım geri çıkıp haritaya yeniden bakalım. Ne görüyoruz? Afganistan'ın denize kıyısı yok ve ülkenin dörtte üçüne hakim Hindu Kuş dağları çok yüksek ve sarp. Herhangi bir merkezi yönetimin başarılı olması için yönetmek istediği coğrafyada ulaşım, tedarik ve iletişim ağını kurması gerekiyor. En basitinden Roma veya Osmanlı İmparatorluğu'nun başarısının ardındaki ağları düşünelim. Fakat Afganistan'da bu iş çok zor. Onlarca yıldır savaşın devam ettiği bu yoksul coğrafyada yol yapmak hiçbir zaman öncelik olmamış. Ağır kış koşullarının yaşandığı bu dağlarda yol inşa etmenin ve bakımını yapmanın maliyetleri çok yüksek. Ulaşım sadece vadilerdeki geçitlerden sağlanabiliyor. Doğal olarak buralarda pusu kurmak nispeten kolay. Geçitlerin birkaçını tutunca da vadilerin tamamına hakimiyet sağlayıp tedarik ağını tamamen kesmek mümkün. Örneğin dünyanın stratejik önemi en yüksek geçitlerinden Hayber'e hakim olmak, Afganistan'a hakim olmak için kritik. ABD ve NATO'nun ihtiyaç duyduğu malzeme zincirinin %75'i bu geçitten sağlanıyordu. Bunu bilen Taliban, 2009'da buradaki bir köprüyü havaya uçurmuştu. Bu hayati darbe, uluslararası güçlerin lojistik destek konusunda Pakistan'a alternatif çözümler bulmalarını mecbur kılmıştı. Amerikalılardan önce Sovyetler ve İngilizlerin de sürdürülebilir tedarik zincirleri kuramamaları, Afganistan'da üstünlük sağlayamamalarında büyük rol oynadı. Ülkede Peştu, Tacik, Özbek, Hazara, Beluci ve daha birçok etnik grup var. Farklı diller konuşuluyor. Kültürel ve iktisadi bir birlik yüzyıllardır sağlanamamış. Ortak bir Afgan ulus kimliği yok. Çoğunlukla birbirine rakip, hatta düşman olan her aşiret ya da etnik grup, kimliğini korumak için kendi bölgesinde sağlam yapılar, evler, fiziksel anlamda kale gibi korunan köyler inşa etmiş ya da dağları siper almış durumda. Herhangi bir birlik emaresi sadece işgal girişimlerine karşı yeri geldiğinde ortaya çıkabilmiş. Dolayısıyla Kabil'deki yerli ya da yabancı bir yönetimin ülkenin ücra köşelerinde etkili olması çok zor. Bütün bunlar aşılsa bile bu coğrafyanın jeopolitik konumu ve tarihi yükü Afganistan'da üstünlük sağlamaya engel olabilir. Rusya, Çin, Hindistan, İran gibi güçlü devletlerin bulunduğu bir coğrafyada göç ve ticaret yollarının ortasındaki Afganistan her daim uluslararası güçlerin oyun sahası oldu. Her gelenin nüfuzunu derinleştirmek için işbirliği yaptığı yerel unsurlar ülkenin geneline istikrar getirmiyor. Aksine yolsuzluğu besliyor. Bir öncekinin bıraktığı kaos yeni gelenin çözemediği bir düğüm haline geliyor. Örneğin Sovyetlere karşı
ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın desteklediği mücahitler, 11 Eylül saldırıları sonrası bu kez ABD'ye karşı gelen güç oldular. Ayrıca yerel hassasiyetleri anlamakta zorluk çeken işgalci kuvvetler, bölge insanının tepkisini çektiği için de destek almakta ve tutunmakta zorlandılar. Ticaret ve göç yollarının merkezindeki Afganistan'da son 43 senedir savaş var. Yüzyılın başında İngilizler, 80'lerde Sovyetler, 2000'lerde de Amerikalılar bu coğrafyada hakimiyet kurmayı denedi fakat başaramadı. Bunda Afganistan coğrafyasının, etnik yapısının ve olumsuzca tekerrür eden tarihinin ağır yükünün kritik rolü var. Ve sonuç olarak Afganistan, 20. ve 21. yüzyıl boyunca istikrarı yakalayamadı ve milyonlarca insanın yıllar boyunca acı çektiği bir coğrafya oldu.